Ve evet arkadaşlar, yıllardır korktuğum şey sonunda başıma geldi. DualSense'im drift yapıyor, yaşasın. Hem de öyle böyle bir drift değil. Görebileceğiniz üzere sadece sağ analogla drift yapmakta kalmıyor. Aynı şekilde sol analogta kafayı yemiş durumda. Yaklaşık 2012'den beri DualShock 3, 2016'dan beri DualShock 4, 2020'den beri de Joy-Con'ları kullanan bir insan olarak hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Ki biliyorsunuz Nintendo'nun Joy-Con'ları da, Nintendo Switch'in Joy-Con'ları da en çok drift probleminden şikayet edilen kollardır, kontrolcülerdir. Ama hiçbirinde öyle bir sorun yaşamadım. DualSense'de bunu yaşadım. Yıllarca kullandığım kontrollerin aksine DualSense bana böyle bir sıkıntı yaşattı şu anda ve görebileceğiniz üzere kontrolcüler gitti. Ne yaptın? Düşürdün mü? Yo, hiç düşürmedim. Ve diğer kontrollere oranla çok çok daha az kullandım bunu. Hatta üstüne ikinci kontrolcü alınca bunu daha da az kullanmaya başladım ama maalesef şu anda görebileceğiniz üzere DualSense drift yapmaya başladı. Düşürmedim. Kötü kullanmadım. Hatta tertemizdir. Üstüne toz bulamazsınız. Sürekli düzenli silerim. Kafasına bir şey düşürmedim. Neden böyle oldu bilmiyorum. Ben size her zaman diyorum. Yeni çıkan konsolu almayın. Böyle şeyler çıkabiliyor. Bereket konsolda problem çıkmadı. DualSense sıkıntılı çıktı. Olabilir. Zaten kronik bir sorundu. Şimdi peki ne yapacağız? Pişman mıyız? Değiliz. Hemen Sony ile iletişime geçtim. Şimdi size onu göstereceğim. Sony'ye ufak bir mail attım. Dedim ki böyle böyle bir sıkıntım var. Ne yapabilirim diye. Bana hemen şöyle bir liste yolladılar. Teknik servisimize gerekli belgelerle giderseniz onlar size yardımcı olacaktır diye bir mail geldi. Bakalım, umarım yardımcı olurlar. Çünkü bu sorun kronik bir sorun. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Zaten kontrolcü de tertemiz. Şu an bir sürü insana bunu sorunsuz ikinci el diye satabilirim. Sorun yok. Pek çok yerde de teknik servis var bu arada. Eğer başka bir gezegende yaşamıyorsanız muhtemelen çok sıkıntı çekmeden yakınınızda bir yere gidebilirsiniz. O yüzden bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum ama böyle bir sıkıntı yaşadım. Size de paylaşmak istedim. Diğer tuşlarda bir sorun yok görebileceğiniz üzere. Siz yaşarsanız ne yapmalısınız? Aynı şekilde onunla da ilgili video. Buraya gerekli belgeleri topladım. Bütün hepsi garanti belgesi. Poşetledim onları böyle. Garanti belgesi. Fatura çok önemli. Fatura, garanti belgesi. Ve tabii kontrolcünün kendisini aldık. Bakalım ne olacak, ne yaşayacağız. Sizlere bu gelişmeleri aktaracağım. Yaşarsanız eğer bu videodan izleyebilirsiniz. Şimdi ben bunu gideceğim, teknik servise bırakacağım. İşten bittiğinde yine sizlerle konuşacağım. Ama DualSense beni tabii ki üzdü. Ama yapılabilecek bir şey yok. İleriki modellerde düzelecek. Bunun ben ya analogların kalitesinden, ya hızlı üretimden ya da adaptive triggers'larla bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Bu kontrolcü çok titriyor ve bu titremenin belki bir zararı olabileceğini düşünüyorum. Belki de yanlıştır. Bakalım bunları göreceğiz. Şimdi benden bu kadar. Ufak bir ara veriyoruz. Tekrardan geri döneceğiz. Eğer olursa konuşacağız. Olmazsa kullanıcı hatası derlerse Sony. Çok ayıp yaparsın. Hadi bakalım. Hop. Evet arkadaşlar. Şu anda DualSense'i teknik servise teslim ettim. Böyle bir belge elime geçti. Şu anda tam olarak tarihlerimiz. Hemen bakıyoruz. 21 Mayıs 2022 tarihindeyiz. Bugün cumartesi olduğu için henüz işlemlerin başlatılmayacağı söylendi ama şu anda ben teknik servise teslimatımı yaptım. Sony yetkili bir elektronikçi arkadaşa teslim ettim ama tabii ki tam tahmin ettiğim gibi oradaki işbaşı yapan arkadaşların hiçbir şekilde DualSense'de oyun kontrolcüleri falan alakası yoktu. Ama bunu Sony'ye ileteceklerini söylediler ve bunun yaklaşık en kötü 21 iş günü içinde elime geçeceğini, yenisiyle değiştirileceği söylendi. Bakalım ne olacak, ne bitecek, çok merak ediyorum. Ve şunu söylediler, beyaz ellerinde olmayabilirmiş, başka bir renk geleceklermiş. Bu büyük ihtimalle siyah olur falan dediler. Olsun, çok önemli değil. Tamir olmuyormuş bu tarz durumlarda, değişim oluyormuş. Olur dediler, sıkıntı çıkmaz, Sony size yamuk yapmaz dediler. Bakalım, Sony'ye güveniyoruz. Gittim, teslim ettim. Hemen takır takır işlemler halloldu. Şu an bekliyorum. Gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, yaklaşık 12 gün süren bu maceranın sonunda DualSense'imiz elimizde tertemiz bir şekilde sıfır, hiçbir aksilik, aksırık olmadan Sony bize sağ olsun yeni DualSense'ini hiçbir mazeret üretmeden, vay işte kullanıcı hatasıymış, vay hatanız şuymuş, vay garanti kapsamına girmez falan demeden elimize sıfır kontrolcüyü ulaştırdı. Nasıl bir macera oldu, ne kadar sürdü, ufak tefek onlardan bahsedeyim. Videonun genelinde çok kısa kısa bahsetmiştim. Şu an videonun son kısmındayız. Elimizde ürün, deneyeceğiz çalışıyor mu diye, o kadar. Onu da sırf aksiyon olsun diye, yoksa hani artık bitti işimiz, her şey burada tertemiz. Aksiyon olsun diye anlatıyorum. Ben biraz kadrajın dışında kalıyorum, o yüzden böyle duruyorum, kusura bakmayın. Dediğim gibi 12 günlük bir süreç oldu. 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü bunu teknolojik mağazaya ilettim. 2 Haziran 2022'de ise bu ürünü aynen bu şekilde teslim aldım. Ayın 24'ünde ise şöyle bir telefon geldi. Oradaki çalışan arkadaşlar da demişti. Beyaz DualSense'in stonlu olmadığını söylediler. Siyah DualSense için onu isteyebileceklerini söylemişlerdi. Öyle oldu. Siyah kontrolcü aldılar, beyaz kontrolcü olmadığı için. Hiç sorun değil. Gerçekten hiçbir şekilde problem değil. Beyaz olsun, siyah olsun. Yeter ki
çalışsın, doğru bir ürün olsun dedim. Bir sorun olmadı, onu onayladım. Siyah olabileceğine dair onayımı verdim ve beklemeye başladım. Ve 2 Haziran bugün de oradaki elektronik yetkili arkadaşa ürün gitti. Ben de gidip teslim aldım hiçbir sorun olmadan. Şu anda elimde faturası ve garanti belgesiyle beraber aynı şekilde teslim aldım. Ve ürünün kendisi de burada. Şurada bir etiket var. Burayı durdurup okumayın çünkü hangi gezegende yaşadığımı öğrenebilirsiniz. Yetkili servisler 81 ilde de bulunuyor. Onu kendi adresinize, kendi gezegeninize göre seçip en yakın elektronik markete başvurabilirsiniz. Ben vurdum. Sonuç burada. Bu şekilde siyah DualSense'imiz elimizde. Hiçbir sorun yok. Tek sıkıntı şu. Normalde dediğim gibi size bunun sıfır kutusunun açılımını falan yapacaktım. Sıfır geldiği için falan şuradaki etiketi saklayıp, ama tamirci arkadaşlar bunun içini kontrol etmek için şöyle bir kutuyu açıp bakmışlar. İçine kargo belgesini falan koymuşlar. Ama kontrolcünün kendisine dokunmamışlar. Normalde bu tarz şeylere sinirlenirim ama oradaki çalışan arkadaşlar iyi niyetliydi. Bayağı bir ilgilendiler. Hatta hiç bu tarz sorunlarla vesaire alakalarının olmadıklarını, kendi uğraştıkları ilgi alanlarının farklı bir sektör olduğunu söylemelerine rağmen bayağı uğraştılar sağ olsunlar. Hemen Sony'ye ilettiler. Sony'den geri alıp bana teslim yaptılar. O yüzden bir şey demiyorum. Sıkıntı değil. Kötü bir şey yapmamışlar. İçini açıp şuraya Sony'den gelen kargonun belgesini koymuşlar. Kaybolmasın vesaire diye. Şurada aynı şekilde bunu buraya koymuşlar. Evet, sıkıntı yok. Olsun, beraber açalım yine bir. Açmış olalım. Ayrıyetten bir video yapmak yerine buradan. Şu şekilde. Kutumuz burada. Şimdi siz bunu durdurup izlersiniz. Oradan da benim hangi gezegende yaşadığımı öğrenirsiniz. Evet. O zaman açalım bakalım. Pizza kutusu gibi yine. DualSense, yeni bir DualSense açmanın da keyfi bir güzel yani. Ha, beyaz DualSense özleyecek miyim? Özleyeceğim. Beyaz güzeldi tabii ama yine kurtulamadık şu siyah renkten. Hiç önemli değil tabii ki. Güzel bir koku geldi burada. Tabii ki şeylerimiz çıktı. Herhangi bir şekilde bir sıkıntımız yok. Kitapçığımız vesaire var. Burada görebileceğiniz üzere kutu içeriğinden bir şey çalınmamış. Kablo yine çıkmıyor doğal olarak. Normalde de çıkmıyordu zaten ve bu artık açtığım 3. DualSense'im. Ama olsun, farklı farklı renklerine bakmış oluyorum. Güzel güzel ve işte burada DualSense. Siyah. Şu şekilde görebileceğiniz gibi. Hatta hazır buradayken kırmızıyla da karşılaştırayım. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda da kırmızı DualSense'in kutu açılımını yapmıştık. Yine beyaz olmadı. Yine beyaz kontrolcüm olamadı. Ama olsun, siyah da çok güzel. Parlak parlak çok hoş duruyor. Bakalım şimdi takalım, güncellemesini yapalım. İşin özü budur arkadaşlar. Buradan sonrası tamamen eğlence. Dediğim gibi 12 gün sürdü. 10 gün veya 9 günde iş günü sürdü. Hesaplarsanız normalde bu tarz işlemler 21 gün, 21 iş günü olarak belirlenmiştir. Normal yasal süreç budur. Ona rağmen 10 gün kadar erken elime ulaştı. Bu da Sony'nin gerçekten takdir edilesi bir yanı. Bunu da söylemeden geçmeyeyim dedim. Kablomuzu taktık. PlayStation tuşumuza bastık. Hemen geldi. Şurada görebileceğiniz üzere şimdi güncelleme yazısı var. Hemen güncelleyelim. Işıklarımız vesaire yanıyor. Çok da tatlı, çok güzel. Evet. Ya gerçekten Sony büyük bir masraftan kurtardı bizi ama hatalarının farkında olması da çok güzel. Çünkü sadece 3 veya 4 aylık bir kullanım sonucunda böyle bir şey yaşadım. Kontrolcüye asla yüklenmedim, asla kötü kullanmadım, temizliğini yaptım. Beni biliyorsunuz, ben şu anda hala 2013'te, 2012'de aldığım PlayStation 3'ün kontrolcüsünü kullanırım. Hiç sorun yoktur. Ama işte kronik sorunlar olunca, eğer ilk çıkan konsolun ilk çıkan sürümünü alırsanız böyle şeyler yaşayabiliyorsunuz. Buradan bakalım, girelim hesabımıza. Güncellemesini yaptı. Bakalım anemone gelecek mi? Geldi. Bu şekilde. Çalışıyor. Hiçbir sorun yok. Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Bu da yıllar sonunda benim yaşadığım bir drift probleminin nasıl çözüldüğüyle ilgili bir videoydu. Nintendo Switch'te yaşayacağımızı zannediyorduk. Yaşamadık. Onun yerine DualSense'de oldu. Başımıza böyle bir şey geldi. Ama olsun, çözülüyor. Sony neyse ki desteğini esirgemiyor. Bu noktada bir sorunumuz yok. Sizler de eğer bu tarz süreçlerle ilgili merak ediyorsanız, sizin kafanızdaki soruları biraz gidermek istedim. Çok bir şey yok. Yetkili mağazaya gidiyorsunuz. DualSense faturasıyla, garantisiyle bırakıyorsunuz. Onlar gerekli işlemleri başlatıyor. Stokla ilgili bir sıkıntı varsa size haber veriyorlar. Stok varsa eğer anında değişim yapıyorlar. Tamir vesaire yok. Direkt olarak 10 gün. Bilemedim, en kötü hani oradaki yoğunluğa bağlı olarak en kötü 21 iş gününde yeni kontrolcünüz size ulaşıyor. Bu kadar. Herhangi böyle bir ona gittim, buna gittim, işte kullanıcı hatasıymış, nasıl çözerim, ne yaptım, ne ettim, öyle bir şey yaşamadım. Ama merak edenler için de böyle bir video olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi benden bu kadar. Hoşça kalın.
Oyun kendi kendine durduruyor. Dedim ki aha benim DualSense gitmiş, benim DualSense bozuk. Onun nedeni de şuymuş. Alet bozuk değilmiş. Olaya bakın şimdi. Oyunda ses desteği varmış arkadaşlar.